Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya araya doğruyu bul. Doğruz adamın bak adı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber. Sağı solu yok, sonu biz bize yeter. Selahattin Demirtaş, tahliye edilmeli mi sizce? Yok. Edilmemeli. Neden abi? PKK'yı savunan birisi niye tahliye edilsin ki? Bir saniye. PKK'yı savunan birisi niye tahliye edilsin? Ben de sana soruyorum. Ben yorumu kaçamam. Tamam ben de diyorum bak, PKK'yı savunan bir insan niye tahliye edilsin? Ben Hakkari'de askerlik yapmış adamım. Evet. Orada ben şehit arkadaşlarım var. Kendim gazi olmuş adamım. Şu an gündem olduğu için soruyorum. Tamam ben de söylüyorum bak, PKK'yı savunan bir parti lideri niye tahliye olsun? İstemiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siyasi konularda işte ben cevaplamıyorum abi ya. Spor falan. Konuşalım abi. Konuşun ya. Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi sizce? Tabii ki edilmeli ya, adamın suçu yok ki. Aslan gibi adam. Bu kadar. Çok teşekkürler abi. Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi sizce? Edilmemeli. Neden abi? Edilmemeli. Yani şu anda edilmesi bence zarar. Başka bir şey diyemiyorum, zarar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kendisi teröristtir. Benim görüşüm de aynısıdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Konuşalım mı geç? Yok sağ olun. Bunu konuşalım efendim. Valla bak. Siyaset? Yok sağ olun. Ya. Çok teşekkür ederim. Soruyu bir duy istersen. Duyalım, bak söyle, soruyu söyle. Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi? Cevap vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aynen. Yorum. Efendim konuşalım mı? Konuşalım efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz canım var. Gençler konuşalım. Konuşuruz. Hayır abi, hiçbir şekilde. Neden? Hayır abi, terör örgütü yandaşı işte. Ondan yani dağdakiler hep onun yüzünden çıkıyor zaten daha. Yani onun çıkması imkansız yani, çıkmaması lazım. Çıkmaz. Yok abi, çıkmaz, hiçbir şekilde çıkmaz. Yani nereye çıkıyor ya? Örgütlenme şey hep sondan çıkıyor zaten. Yani onlar destek çıkıyor zaten de örgüte. Örgüte para topluyorlar, örgüte destek çıkıyorlar. Hani herkes bunu biliyor zaten. Çıkmaması lazım. Önemli değil. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi sizce? Hayır. Neden abi? Hani terörist yani, resmen terörist olduğu için hani öyle duyduk. Edilmemesi lazım. Yani bir şey değil. Bunun herkese iyi akşamlar, selamlar. Sağ ol. Selahattin Demirtaş kesinlikle hayır. Neden abi? Bir terör örgütünün mensubu, başı nasıl o kişi tahliye edilmeli? Ya tahliye edilmeli mi? Hapiste yaşamalı. Hapiste yaşamalı kesinlikle. Şu an hapiste ya. Yo yani devam edilmesi lazım. Evet. Kesinlikle çıkarılmaması lazım. Çünkü o adamın çıkarılması demek ülkedeki sorunların daha da artması demek. Çünkü orada en azından yeri belli. Dışarı çıkıyor, ne olduğu belli değil o adamın. Kalması daha iyi. Kalması daha iyi. Ben teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi? Abi edilmezsin. Niye zamanında Başkan Apo'nun heykelini tikeceğiz dedi. Başkan Apo dediği terörist başkanıdır. Kesinlikle biz yani onu terör olarak görüyoruz. Hiçbir şekilde de abi çıktığı zaman tekrar teröre yönelik şeyler yapacak. Yani aile, devlet aile bir iş yapmayacak. Meral Akşener, CHP Başkanı, Selahattin Demirtaş, bunlar hepsi aynı. Hepsi bir kabiledir bunlar. Allah'ın izniyle bizi deviremezler ama. Hayır. Neden? Çünkü PKK'nın elebaşı o. En büyük PKK'lı kendisi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu da olsun, Meral de olsun, ne olursa olsun, kim gelirse gelsin bu adamı çıkaramaz. Avrupa İnsan Hakları'na gitmiş. Tamam, Avrupa İnsan Hakları'na mı gitmiş mahkemesine, öyle mi? Peki Selahattin Demirtaş insan mı ki şeye gidiyorlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor işte serbest bırakın. Ulan sizin o kadar askerinizi, polisinizi şehit etseydi sizler şey yapar mıydınız? Der miydiniz işte Selahattin Demirtaş tahliye edilmedi, bırakın. Bırakmazdınız. Ya sizin de o insanınızı vuruyor orada. Avrupa'da kaç tane ev vurdular PKK'lılar. Hiç kimse kusura bakmasın. O adam çıkamayacak. Ha, seçimlerden önce değildi. Seni başkan yaptırmayacağız. Ne oldu? Selahattin Demirtaş. Çıkamıyorsun içeride. Çıkamayacaksın da Allah'ın izniyle. Şey neydi onun adı? Figen Yüksekdağ mıydı? Öyle bir garı vardı. Eş başkan. Neyse artık. Eşi mi başkan mı? Neyse.
Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PKK'ya dayıyorsunuz değil mi? Şimdi gidin dört duvara dayayın sırtınızı. Hadi gidin sırtınızı duvara dayayın orada. Hani PKK Türkülüğüyle bizi boğuyordu? He? PKK denen bir şey kalmadı. Bitti. Hepsi tek tek nasıl düşüyorlar kucağımıza? Askerin kucağına. Ben buradan inşallah izler Süleyman, Soylu Süleyman'a seslemek istiyorum başkanımıza. Ve Hulusi Akar'a. O gitsin Allah'ıma kurban. Reisin yanında olsam onları bakanlıktan almam. Biri içeride, biri dışarıda. PKK'yı bitiren onlar. İnşallah da bitiyor. Benden bu kadar. Eyvallah. Sizce Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli mi? Selahattin Demirtaş. Valla yorumsuz bıraksa. Çıksa da olabilir. Bilmiyorum ki. Suçu var mı bilemiyorsun ki. Bilemiyoruz yani. Bilemiyorsun ha yani. Aynen. Yani evet. Yorumsuz bırakıyoruz. Aklında soru, yalan mı bu? Gevele gevele boşa konur. Şanları dinleme, doğruyu bul. Araya doğruyu bu mu oldu? Uz adamın bak adı bunun. Yalan dolan değil sana haber. Tarafı yok bunun sana haber. Sağı solu yok sonu biz izle yeter.